Ve şimdi ise kameralarımızı başkent Ankara'ya çevireceğiz. Aybüke Yıldız'ın yanında bir konuğu var. Kendisine bırakıyoruz sözü. Aybüke, seni dinliyoruz. Teşekkürler Ebru Kaçar. Biz de şu an Ankara stüdyolarındayız. Burada Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş yanımızda. Bugün biz de Covid-19 sürecinde koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde sağlık çalışanlarının bu süreçte neler yaşadığına değineceğiz. Onlar bu süreci en zor atlatanlar aslında. Çünkü saatlerce tulumların içinde çalışıyorlar. Covid-19'lu hastalarla birebir temas ediyorlar. Onların içinde bulundukları durumu, yaşadıkları süreci ve onlar için yapılması gereken şeyleri ele alacağız. Hemen altında çizelim, vatandaşımızdan da onlar için biraz da olsa ilgi bekliyoruz. İlgiden ziyade aslında anlayış bekliyoruz. Çünkü gerçekten çok zor şartlar altındalar. Aynı zamanda sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemelere değineceğiz. Onların ödemelerinin nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı konularını inceleyeceğiz. Vazife malulüğü konusuna değineceğiz. Onların şartlarını ele alacağız. Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşabilmek için Genel Başkanımız Semih Durmuş'a döneceğiz. Ben hemen kendisine yöneltmek istiyorum. Efendim, sağlık çalışanları az önce de bahsettik, çok zor şartlar altındalar. Onların bu süreçte neler yaşadığını en iyi sizler biliyorsunuz aslında. Bu süreci nasıl atlatıyorlar, hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak? Şöyle söyleyeyim, öncelikli olarak sağlık çalışanları Türkiye'de koronavirüse karşı kurumsal olarak almaları gereken eğitim, bir dizi eğitimler vardı, bu eğitimleri aldılar. Yani Sağlık Bakanlığı olarak öncelikli olarak sağlık çalışanlarını COVID'e karşı koruyabilme noktasında alınması gereken bütün tedbirleri alma gayreti içerisinde oldular. Aslında çok kaotik bir süreçti o süreç. Maske ihtiyacı, tulum ihtiyacı, gözlük ihtiyaçları, bunlar çok fazla, aşırı derece ihtiyaç vardı ve Türkiye'de bu noktada çok değişik sıkıntılar yaşanabilirdi. Bizim en çok önemsediğimiz, eğer siz sağlık çalışanlarını koruyamazsanız koronavirüse karşı mücadelede başarılı olabilme şansınız asla olamaz demiştik. Onun için öncelikli olarak ne yapılacaksa sağlık çalışanlarının öncelikli olarak sağlıklarını koruyabilmek için alınması gereken bütün tedbirlerin alınması gerekiyordu. Bu konuda yapmış olduğumuz görüşmelerde Sağlık Bakanlığımızda gerekli hassasiyeti göstererek sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarının tedariki noktasında Türkiye'nin Ankara'sından en ücra köşesine kadar, Hakkari'sine varıncaya kadar bu materyallerin, kişisel koruyucu materyallerin tedariki noktasında mükemmel bir sistem kuruldu ve en ücra köşeye bu malzemeler ulaştırıldı. Sağlık çalışanının sağlığını korumak zorundayız diye. Bu noktada da sağlık çalışanları COVID ile mücadelede elbette ki hastaya en çok yakın olan, bulaş riski en çok olan grubu oluşturuyorlar. Vatandaşlar arasında, insanlarımız arasında COVID bulaşma riskinin 10 katı oranında, yani binde 3 iken vatandaşta bulaşma oranı, sağlık çalışanlarında bu %3.4'e çıkmış durumda. Çünkü mesleğinizi yapıyorsunuz ve COVID'li vakalarla temas halindesiniz birebir. Ne kadar kendinizi koruyacak olsanız da öyle bir virüs ki, yani en ufak bir boşluk bulduğunda mutlaka oradan sızarak sağlık çalışanınız sağlığını tehdit eder duruma geliyor. Elbette ki bu noktada sağlık çalışanları hasta olmuş vatandaşlarımızı hayata bağlayabilmek için kendilerinin eğitimi noktasında, hasta yaklaşımı, kişisel koruyucu ekipmanların korunması noktasında ve yeni tedavilerin uygulanması noktasındaki eğitimlere çok süratli bir şekilde adapte oldular ve bunu tedavi olan hastaların sonuçlarına yansıdığında da görüyoruz. Tabii bunun yanında en öncelikli yapılması gereken, bunlar yapılmışken aynı zamanda da sağlık çalışanlarının kendi içerisinde bulunmuş oldukları temel bir takım sorunlar var. Bu sorunların da göz ardı edilmeden bu süreç içerisinde ivedi ve hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Sağlık Sen olarak bizler sağlık çalışanlarının yaşamış oldukları sorunların tespiti ve çözümü için bakanlığa iletilmesi noktasında kriz koordinasyon merkezi oluşturduk. Burada hem bilim kurulu üyelerinden arkadaşlarımızın olduğunu, hem akademisyen arkadaşlarımızın olduğunu, hemşiresinin, ebesinin, acil tıp teknisyeninin sahada mücadele eden, bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızdan oluşan bir komisyon oluşturduk ve bu komisyonla beraber Türkiye'deki sürekli iletişim halinde olduk. Virüse karşı yeni gelişen sorunları tespit etmek ve bunları anında hızlı bir şekilde çözüm üretilebilmesi için gerekli bilgilerin toplanılması, bu bilgilerin belli süzgeçten geçirilerek bakanlığa iletilmesi noktasında bir dizi çalışmalar yapıldı. İstiyoruz ki bu süreç içerisinde hem vatandaşımızın sağlığı korunsun, hem de sağlık çalışanlarımızın sağlığı korunsun ki koronavirüsle mücadelede başarılı
süreci yönetebilelim. Peki efendim, şunu da çok merak ediyoruz biz. Aslında vatandaşın da bunu daha ayrıntılı bir şekilde bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Sağlık çalışanları özellikle bu süreçte, hele ki yoğun bakımda çalışanlar, COVID kliniklerinde çalışanlar, onlar ne durumda şu an? Dediğimiz gibi aslında hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak ne durumda? Biz görüyoruz ki 29 binin üzerinde bir vaka tespit edildi sağlık çalışanlarında da. 52 kişinin son verilerde hayatını kaybettiğini biliyoruz. Verileri sizden alabilir miyim? Yani onlar da fiziksel ve psikolojik olarak ne durumdalar aslında? Sağlık Bakanlığı bu konuda yayınlamış olduğu bilgiler bizim de itibar ettiğimiz bilgiler. Çünkü resmi kaynaklardan yayınlanmış olan bilgiler. Bu konularda birçok yerden birçok bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor. Bizim burada devletin vermiş olduğu bilgilerin esas kabul edilmesi noktasındaki bir yaklaşımımız var. Çünkü aksi türlü çok manipüle edilebilecek, toplumun ruh sağlığını bozabilecek bir algı ortamı oluşmasına sebep olur ki biz devletin yapmış olduğu açıklamalar. Bunların da gerçekten doğru rakamlar olması gerektiğini altını çiziyoruz. Sağlık Bakanlığı bu süreç içerisinde zaten vatandaşımızla kurmuş olduğu o iletişim kanalında güveni esas aldı. Doğru bilgiyi esas aldı. Açıklığı ve şeffaflığı esas aldı. Bu noktada toplumda oluşturmuş olduğu güven üzerinden de koronavirüs mücadelesini devam ediyoruz. Ama burada şu var. Türkiye'deki sağlık çalışanının istihdamının biz uzun yıllardır da söylüyoruz yetersiz. Dünya Sağlık Örgütü verileriyle kıyasladığınızda, OECD ülkelerinin verileriyle kıyasladığınızda Türkiye'deki EB hemşire sağlık memuru sayısı çok az. Yani bir OECD ülkesinin ortalama 1000 kişiye düşen hemşire sayısı 8.8. Almanya'da 1000 kişiye düşen hemşire sayısı 12.8. Amerika Birleşik Devletleri'nde hani ekonomisi çok büyük güçlü olan ülkelerde 1000 kişiye düşen hemşire sayısı 11.7 ama bizim Türkiye'mizde maalesef 2.4. Hem sağlık çalışanı sayımız az hem de koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının yükleri kat be kat arttı. Onun için biz her şeyden önce sağlık çalışanının istihdamının bu süreçte de bundan sonraki süreçte de mutlak surette artırılması gerektiğini, sağlık çalışanlarının yükünün hafifletilmesi gerektiğini, buna bağlı olarak da sağlık çalışanlarının hem çalışma sürelerinin kısaltılması sağlanmış olacak hem de iş yükü hafifletilmiş olacak. Bizim bu noktada yapmış olduğumuz çalışmalarda sağlık çalışanlarının yükünün çok fazla olduğunu, bunun sağlık çalışanlarının önemli bir kesiminin haftalık 40 saatlik çalışma mesaisi var. %67'si bu 40 saatlik mesaiden daha fazla çalışıyor. Ve bunların yaklaşık %40'ı da 80 saat, 100 saat arasında normal mesaisinin üzerinde bir mesai üretiyor. Sağlık çalışanların önemli bir kesimi aynı zamanda da sağlıkçıyla evli. Yani %36'lık bir dilimi sağlık çalışanıyla evli. Hem siz nöbet tutuyorsunuz, ayın 10 günü nöbet tutuyorsunuz. Hem eşiniz ayın 10 günü nöbet tutuyor. Koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları hem mesleklerini icra ederken bir mücadele veriyorlar, hem de kendi ailelerindeki bir takım sorunlarla mücadele ediyorlar. Yani iki kişi çalıştığında çocuklarının bakımıyla alakalı çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bunların yaklaşık 18 yaşın altında %71'i 18 yaşın altında çocukları var ve çocuklarının bakımıyla alakalı sorun yaşıyorlar. %36'lık bir kesimi de 65 yaş üzeri ve üzerindeki anne babası yaşlı bakımı ihtiyacı olan insanlar var. Onlara bakıyorlar. Yani sağlık çalışanları iki kıskaç arasında. Hem mesleklerinin çalışma şartlarının yoğunluğu hem aile yaşantılarının yoğunluğu. Onun için bunun en temel çözüm noktası sağlık çalışanlarının istihdamının artırılması. Bu noktada çok kişi alındı ama yeterli değil. Çünkü yıllara sahip birikmiş olan personel eksikliği var. Bunları birkaç yıl içerisinde sizin tamamlayabilme şansınız belki yok ama bu noktada çok ciddi adımlar atılması, fedakarlık yapacaksa hükümetimizin, bakanlığımızın bu noktada fedakarlık yaparak daha çok sağlık çalışanının istihdamının yapılması ve sağlık çalışanlarının yükünün azaltılması gerekiyor. O zaman sağlık çalışanları gerçekten fedakar. Türkiye'de sağlıkta dönüşümle beraber dünyayla kıyasladığımızda biraz önceki verileri de gördük. Dünyayla kıyasladığımızda sağlıkta dönüşüm gerçekten Türkiye dünyanın parlayan yıldızı olmuş. Ben buradan bugüne kadar sağlıktaki dönüşümde emeği geçen bütün yöneticilerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye bugün koronavirüsle mücadelede bu kadar başarılı oluyorsa gerçekten zamanında bu temellerin atılmış olmasına bağlı ve bugün de süreç mevcut bürokratlarımız vesilesiyle iyi bir şekilde yönetiliyor ve inanıyorum ki Türkiye dünyayla kıyasladığınızda koronavirüs mücadelesinde başarılı bir şekilde süreci götürecektir. Tabii ki biz bu süreç içerisinde şunu da gördük. Türkiye'nin
sağlık turizmi uzun yıllardır üzerinde konuşulan ama istenilen sonuç elde edilememiş bir konuydu. Her zaman aile ortamlarında, eş dost sohbetlerinde konuşuruz. Türkiye'deki hekim niteliği, sağlık çalışanlarının niteliğinin Avrupa'daki hekimlerle kıyasladığınızda çok çok daha iyi olduğunu hep konuşurduk ama ne söyleyen buna inanırdı ne de dinleyen buna inanırdı. İnandırıcı olmazdı ama Türkiye'nin COVID'le mücadelede ortaya koymuş olduğu performans Türkiye'nin sağlıkla dönüşümde gerçekten dünyanın parlayan yıldızı olduğunu göstermiştir. Bunu biz iyi bir şekilde değerlendirip Türkiye'nin sağlık turizmini de hayata geçirerek Türkiye'nin ekonomisine de çok ciddi manada katkı sunacak, sağlık çalışanlarının ekonomik kayıplarının da giderilmesine önemli katkı sunacak bir hizmeti de devreye sokmuş oluruz. Bu noktada da ülkemizin sağlık turizmi noktasında atılması gereken adımları ivedilikle ve ciddiyetle atması gerektiği kanaatini düşünüyorum. Çünkü bu iyi bir fırsat. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor ülkemiz adına, milletimiz adına diyorum. Sağlık çalışanlarına elbette hepimiz çok değer veriyoruz ama yeri geliyor ki bizi üzen gelişmelerle de karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan biri de sağlık çalışanlarına yapılan şiddet. Sizin de bununla ilgili bir raporunuz var, bir araştırmanız var. Sağlık çalışanlarına şiddet Türkiye'de ne oranda? Sağlık çalışanları neden şiddete uğruyor? Biraz açıklayabilir misiniz şöyle bize? Söyleyeyim. Sağlık sen olarak biz 2011 yılından beri sağlıklı şiddete karşı bir mücadele ediyoruz. Bununla alakalı birçok çalıştaylarımız, sempozyumlarımız gerçekleştirdik ve mecliste sağlıklı şiddet komisyonu kuruldu. Sağlıklı şiddeti önleyebilmek için birçok çalışmalar gerçekleştirildi ve yapılmış olan bütün uygulamalar sağlıklı şiddet uygulandıktan sonra şiddet uygulayan kişilere cezai müeyyideler şeklinde olmuştur. Cezalar artırılmıştır. Kişilerin tutuklu yargılanmaları noktasında bir takım kararlar alınmıştır. Beyaz kod uygulaması başlatılmıştır. Kişiye şiddet uygulandığında bu bir kamu davası niteliğine dönüştürülmüştür. Devletin ücretsiz avukat tahsisine varıncaya kadar birçok güzel şeyler yapıldı, olumlu işler yapıldı ama bunlar sağlıkta şiddeti azaltacak olsa da ortadan kaldıracak veya minimize edecek şeyler değil. Önemli olan burada şiddet olmadan, şiddeti oluşturacak unsurların ortadan kaldırılacak şekilde bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor. Biz bugün COVID'le mücadelede bile her ay sağlıkta şiddet raporu yayınlıyoruz. Yani bizim bir önceki aya göre şiddet vakaları bir sonraki ayda daha çok artıyor. Yani bir önceki ay 14 tane şiddet vakası olmuşken bu ay 22 tane şiddet vakası oluyor. Şiddete karışan vatandaş, şiddet uygulayan vatandaş sayısı artıyor. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı sayısı artıyor. Yapılması gereken bana göre en önemli şey nedir? Vatandaşların bu noktada duyarlı olmasıdır. Şiddet uygulayan kişilerin toplumda refüze edilmesidir, değersizleştirilmesidir, itibarsızlaştırılmasıdır. Şiddet uygulayan kişilere verilecek olan cezaların o ortamda mutlaka görev yaparak cezalandırılmasının çok uygun olduğunu biz düşünüyoruz. Çünkü eğer o ortama girerse insanların şiddet uygulamasına sebep olan hadiselerin aslında sağlık çalışanlarından kaynaklanmadığını, sistemden kaynaklandığını, yoğun iş yükünden kaynaklandığını ve neticede siz insanlara sağlık hizmeti sunuyorsunuz, insanları hayata bağlamak için mücadele ediyorsunuz. Bunun karşılığında şiddete maruz kalması asla kabul edilebilir bir şey değil. Biz sağlıkta şiddetin ortadan kaldırılacağına inanıyoruz. Bu konuda en ufak bir tereddütümüz yok. Örnek olarak baktığınızda aslında şiddet uygulayan insanların adliye koridorlarında kendi hayatlarıyla alakalı çok daha kritik kararlar verilmesine rağmen orada onların en ufak bir şiddet şeyi göstermediğini, eylemi göstermediğini ama hastane ortamlarında savunmasız olan sağlık çalışanlarına yönelik çok ciddi bir şiddet yönelimi olduğunu görüyoruz. Onun için vatandaş şunu bilmesi gerekiyor. Şiddet uygulayanın yanına kar kalmayacağı, şiddet uygulayan insanların toplum tarafından da değersizleştirileceğini bilmesi gerekir ve şiddet uygulayan kişilerin şiddet uyguladığı ortamda görev yapma cezası verilerek orada yaşanmış olan o psikolojiyi anlayarak bir daha şiddet uygulamamaları noktasında önemli katkısının olacağını düşünüyoruz. Avrupa'da bunun benzer örnekleri var. Türkiye'mizde benzer örnekleri var. Hakimlerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde bunun faydalı bir yöntem olduğunu görüyoruz. Onun için hapis cezaları verilebilir. Tabii ki buna yönelik düzenlemeler yapılmıştır ama aynı zamanda şiddet uygulayan kişilerin şiddet uygulamış oldukları yerlerde görev yapmalarının sağlanması bence vatandaş duyarlılığını da artıracaktır. Amacımız vatandaşımızı cezalandırmak değil, amacımız vatandaşımızın bilinç düzeyini artırarak şiddetin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.
içinde bulundukları durumu anlarlarsa sağlık çalışanlarının kesinlikle, kendileri de belki de aslında yeni gelen birine kendileri aynı şekilde agresif davranacak yeni gelen bir hastaya. Ne zor şartlarda çalıştıklarını bilmeden kişiler kendi hastaları olduğu ya da kendi sağlıklarıyla ilgili bir problem olduğu zaman direkt tepkilerini sağlık çalışanlarına yöneltiyorlar. Ne yazık ki. Maalesef öyle. İşte bunun için de toplumsal duyarlılığın sağlanmış olması gerekiyor. Bir de sağlık çalışanlarının beklediği ek ödemeler vardı. Ek ödemelerde durum nedir? Onlarla ilgili son gelişmeleri de biz bizzat sizden dinleyelim. Şöyle söyleyeyim. Sağlıkta uzun yıllardır uygulanan bir performans uygulaması var. Performansa dayalı ek ödeme, ücret sistemi var. 2003 yılında bu uygulamaya girmiş. 2003 yılından 2013 yılına kadar başarılı bir şekilde de uygulanmış. Ancak 2013 yılından sonra sistem sürekli bir şekilde bozulma emaresi göstermiş. Gerekli düzenlemeler ve müdahaleler yapılmadığı için de sağlık çalışanlarının maddi açıdan çok ciddi manada kayıp yaşamalarına sebep olmuş. Yani sağlık çalışanları tüm kamu çalışanları içerisinde reel olarak geliri azalan bir grubu oluşturmaktadır. Bu hekiminden hemşiresine varıncaya kadar böyledir. Onun için biz sağlık çalışanlarının performansa, döner sermaye yönelik bu tür sorunlarını ortadan kaldıracak yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini savunuyoruz. Sahada yapmış olduğumuz anket çalışmasında çalışanlarımıza sorduk. %98'i döner sermayeye bağlı ücret ödemesinin adaletsiz olduğunu söylüyor. Çalışanların %98'in ittifak olduğu bir konu. Bakanlık yetkililerimizle görüştüğümüzde peki, çok de... Çok özür dilerim araya giriyorum ama bu döner sermayeye bağlı kısmını biraz açabilir miyiz? Çünkü sizler biliyorsunuz ama biz bu konuya biraz yabancıyız. Nedir bu döner sermayeye bağlı olması? Hastanenin üretmiş olduğu gelire göre hastanenin sağlık çalışanlarına ücret dağıtması. Hiçbir hastanenin geliri birbiriyle orantılı değil. Bir hastanenin geliri iyi oluyor, bir hastanenin geliri kötü oluyor. Ona bağlı olarak siz bir ücret politikası belirlediğinizde sağlık çalışanları içerisinde adaleti sağlayamıyorsunuz. Bugün diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ünvanları aynı olan bütün çalışanlar eşit ücretleri alıyorken Sağlık Bakanlığı'na geldiğinizde kadro ünvanı eşit olan iki uzman doktor birbiriyle aynı ücreti almıyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde iki hemşire aynı ücreti almıyor. İki sağlık memuru aynı ücreti almıyor. Diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarında bu durum böyle değilken bir tek Sağlık Bakanlığı'na gelince performans, döner sermaye, adına ne derseniz deyin, ek ödeme deyin. Buna bağlı olarak ücret politikası belirlendiği için sağlık çalışanları eşit ücret almıyorlar. Bir önceki dönemde ek ödeme dağıtıldı. 4,5 milyar. Çok ciddi bir para. Ama dağıtılmış olmasına rağmen sağlık çalışanlarının hiçbiri memnun değil. Çünkü dağıtımda bir adaletsizlik var. İnsanların rahatsız olduğu, çalışanların rahatsız olduğu ve tepki gösterdiği bu dağılımdaki adaletsizlik. Yoksa yapmış olduğumuz işin karşılığını biz illa da ücret olarak yapmıyoruz. İlla da ücret verilsin çırpınışı içerisinde değiliz. Ama bir ücret veriliyorsa bu ücret mutlak surette adil ve adaletli bir şekilde yapılması gerekiyor. Ve bu diğer bakanlıklarla da olmayan, sadece Sağlık Bakanlığı'nda olan buradaki uygulama, ücret politikasını değiştirilerek sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılıklarını alacakları adil ve adaletli bir sistemin tesis edilmesi gerekiyor. Tabii ki Türkiye'nin bugünkü şartlarında koronavirüsle mücadelede bunu bugün masaya yatırıp çözebileceğimiz konular değil. Bugün daha önceden yapıldığı gibi 3 aylık bir dönem yapılmıştı. Şimdi yine 3 aylık bir dönem yapılıyor. Palyatif çözümlerle bu süreci atlatacağız ama bu süreç bittikten sonra bakanlığımızın, hükümetimizin, yetkililerinin sağlıktaki bu ücret politikasını masaya yatırıp yeniden gerçekten çalışanların alın terinin karşılığını alabilecekleri adil, adaletli ve hakkaniyetli bir ücret politikasının uygulamaya geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğer sağlık çalışanlarının memnuniyeti önemseniyorsa Sağlık Bakanımızın sağlıkta dönüşümde yapacak olduğu ilk ve en önemli uygulama bu ücret adaletsizliklerini ortadan kaldıracak yeni bir uygulama yapılmasıdır. Efendim şu an son dakikalarımızın içine giriyoruz. Ben hemen son sorumu da sıkıştırmak istiyorum araya. Vazife mağlulüğü var, durumu var bir de sağlık çalışanlarının. Nedir bu? Biz bununla ilgili pek bir şey bilmiyoruz. Bilenler de galiba biraz yanlış biliyor. Bunu da hemen kısaca alabilir miyiz sizden? Şu vazife mağlulüğü dediğimiz aslında 5510 sayılı kanunla beraber uygulamaya girmiş. Vazifesini yaparken görevinin başında görevine bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybeden veya çalışma gücünü belli oranda kaybeden insanların belli ücret almalarıdır. Bunlara yönelik bir takım haklar verilmiş. Bu kamuoyunda vazife şehit olarak tanımlanır ama mevzuattaki karşılığı vazife mağlulüdür, harp mağlulüdür. Yani bir kişi görevini yapıyorken, görevine bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyorsa
eşinin maaş alması, çoluk çocuğunun kredi alması, şehitlerin faydalanmış olduğu bütün haklardan faydalanması, bir yakınının işe girmesi, 30 yıl çalışmış gibi maaşa bağlanması, 30 yıl çalışmış gibi ek ödeme tazminatını, emekli tazminatını alması gibi birçok hakları var. Faizsiz kredi çekip konut kredisi çekmek gibi, ulaşım haklarından indirimli faydalanması gibi birçok haklar var. Bugün Covid'e bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetmiş olan arkadaşlarımız da bu haklardan faydalanacaklardır. Bu konuda kamuoyunda bir kafa karışıklığı, bir zihin karışıklığı var. Biz SGK Başkanımızı bu konuda ziyaret ettik. Onunla yapmış olduğumuz görüşmede bu konuya ait tereddütleri kendisine aktardığımızda bugün Covid'e bağlı sebepten dolayı hayatını kaybetmiş olan sağlık çalışanlarımız vazife malulü statüsünde sayılıp şehitlerin sahip olmuş olduğu hakların hepsine sahiptirler. Peki, çok teşekkür ediyorum bize aktardığınız bilgiler için. Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'a çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığı bilgiler için. Bugün kendisiyle sağlık çalışanlarının durumunu değerlendirdik. Covid-19'da yaşadıkları süreci, onların haklarını değerlendirdik. Ek ödemelerine değindik. Bize aktardığı bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve yeniden Ebru Kaçar'a dönüyoruz. Sözü size bırakıyoruz.